Ashab-ı kiramdan Hanzala Hazretlerinin henüz yeni evlendiği günün gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz, ashabını toplayarak İslam'a saldırmak ve yok etmek için bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan Mekkeli müşriklere karşı harp yapılması kararını vermişlerdi. Harbe katılacak sahabiler tek tek evlerinden çağrıldı. Harp haberini duyuran haberci Hanzala'nın evine de uğradı. Bu karar ve Resulullah Efendimizin emri ona da ulaştı. Emri duyan Hanzala, boy abdesti alma fırsatını bulamadan Uhud'a gitmek üzere hemen sahabenin arkasından koşmaya başladı ve ashabın arasına katıldı. Harp sona erince Müslümanlar Medine'ye dönmeye başladılar. Harbe iştirak edenlerin yakınları, acaba bizden geriye dönen olacak mı heyecanı içerisinde yollara sıralanmışlardı. Bunların arasında henüz bir günlük evli olup, gece yarısı sevgili Peygamberimizin emrine uyarak harbe giden ve şehitlik şerbeti içen Hazreti Hanzala'nın dul hanımı da vardı. Herkes büyük bir heyecanla harpten dönenlere yakınlarını soruyor. Fakat hiç kimse cevap vermiyordu. Ancak sorulan soruları sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cevaplıyordu. En son olarak soru sorma sırası şehit olan Hazreti Hanzala'nın hanımına gelmişti. Resulullah Efendimiz'e yaklaşarak, "Ey Allah'ın Resulü, Hanzala nerede?" Sevgili Peygamberimiz cevabında, "Hanzala şehit oldu," buyurdu. Bunun üzerine Hanzala'nın hanımı, "Ya Resulallah, şu anda söyleyeceğim bir aile sırrıdır. Sizler de biliyorsunuz ki kocamla daha henüz ilk evlendiğimiz geceydi. Kocam Hanzala sizin mübarek emrinize uyarak boy abdestini alamadan harbe katıldı. Bildiğiniz gibi şehit oldu. Bu sebeple emir veriniz de kocamı bulsunlar ve yıkasınlar," dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz hüzünlü bir şekilde, "Sen Hanzala için hiç endişe etme. Ben Hanzala'yı rahmet suları ile melekler tarafından yıkanırken gördüm," buyurdu.